katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz şeref verdiniz diyoruz. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şadan Eren'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri şahsım ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi adına saygıyla selamlıyorum. Odamıza hoş geldiniz diyorum. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak sizin çok yakından takip ettiğiniz, başbakanlığınızın ilk günlerinden beri şereflerdirdiğiniz ve projelerine sahip çıktığınız bir oda. Bugün bir kez daha her zaman çok önem verdiniz Trabzon 3 dünyasıyla buluşmak adına değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürlerimi arz ediyorum. Trabzon sorunlarına çözüm önerine sunma konusunda aktif görev üstlenen odamız son 15 yıllık süreç değerlendirmesinde de her zaman şahsınız nezdinde ilgi görmüştür. Ayrıca şehrimiz tüm, tüm hükümetlerde bakanlık seviyesinde şans bularak önemli kazanımlar elde etmiştir. Bölge illerimizin bakan ve milletvekilleri de şehrimize desteklerini hiçbir zaman esirgememişlerdir. Bugün de yine Trabzon milletvekilinin bu zor dönemde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak yaptıklarını gururla takip etmekteyiz. Yoğun gündemine rağmen Trabzon hiç aksatmadığı sivil toplum ile her zaman diyalog halinde olduğu için de Müsaadelerinizle Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya da teşer, teşer, teşekkürlerimi arz ediyorum. Sayın <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, AK Parti'nin ilk günlerinde başbakanlığınızdan kısa bir süre önce önce Trabzon'a yaptığınız ziyarette, Zorlu Otel'de yaptığımız bir toplantıda Türkiye'deki bölünmüş yolları kısa sürede bugüne kadar yapılanların iki katına çıkartacağız demiştiniz. O gün için iddialı gözüken bu sözünüzün bugün çok daha ilerisindeyiz. Ülkemizdeki yol artış hızına uygun olarak sizden istirhamımız Trabzon'un bir çevre yoluna ibedilikle kavuşmasıdır. Çevre yoluna Çevre yoluna sahip bir Trabzon turizm şehri olma konusunda da lojistik şehir olma konusunda da önemli bir atmış, atım atmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, hükümetimizin yapmış olduğu kanun değişikliğiyle yapını, yapımının önümüzdeki önündeki engeller kaldırılmış olup yatırım adası ve endüstri bölgesine vermiş olduğunuz desteğe de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu proje tamamlandığında istihdam artışının yanı sıra Trabzon ticaretine yip yeni bir vizyon gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, Trabzon'a katkılarından dolayı Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özdiye, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Baka, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrı Buyurun, afiyet <laughs> Ayrıca eski Ulaştırma Bakanımız Faruk Öza tüm milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şahdan Eren'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Suat Hacı Salihoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli konuklar, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Çok değerli Cumhurbaşkanım, odamıza teşrifinizden dolayı, iş camiasını onurlandırmanızdan dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Aslında öncelikle ben şunu belirtmek isterim ki, bu güzel toplantıyı yapmamız sizin sayenizde olmuştur. 15 Temmuz gecesi bu hain giriş, hain kalkışmayı sizler büyük liderliğinizle bertaraf ettikten sonra ülke tekrar eski huzuruna kavuştu. Eski sistemine kavuştu. Biz şunu biliyoruz ki eğer böyle bir olumsuzluk olsaydı bugün farklı bir ortam olabilirdi. Ama sizler büyük liderliğinizi halkla birlikte Halkımızın demokrasiye sahip çıkarak bugünlere kavuşmamız tamamen sizin eserinizdir. Bu liderliğinizden dolayı da sizleri cani gönülden işçi ameliyatı adına kutluyorum. Umarız bir daha böyle bir kalkışma hayata geçmez ve bizler de rahat ederiz. Ben bu kalkışmada tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok değerli bir e, Cumhurbaşkanım, bildiğiniz gibi 15 Temmuz'dan sonra iş camiası o geceden itibaren sizin yanınızdaydı. Ve her yıl tekrarlanan 15 Temmuz'da da yanınızda olmaya devam etmektedir. Bu sadece işin sosyal yönde değil, ekonomik yönde de böyle olmaya devam etmektedir. Bildiğiniz gibi o gün ülkemizin ekonomisiyle oynamak istediler. Fakat buna siz müsaade etmediğiniz gibi bizleri yönlendirmenizle iş camiası da gereğini yerine getirdi. Bankalarda en ufak bir olumsuzluk olmadı ve bu ülke dimdik ayakta. Şunu bilmeliler ki bu iş camiasını sizler yönlendirdiğiniz müddetçe bu ekonomiye hiçbir şey olmayacaktır. Biz bunu biliyoruz, inanıyoruz, güveniyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanım. Bildiğiniz gibi başlatmış olduğunuz bir istihdam seferberliği vardı. Ankara'da Ekonomi Şurası'nda da sizlerin huzurunda bu kampanyaya hep birlikte başladık. O özellikle istihdamla ilgili bütün iş yerlerinin en azından bir eleman alması konusunda bizlere yönlendirdiniz. Ve bizler şehirlerimizde gerçekten bütün bürokratlarla birlikte şehrin sahipleriyle birlikte işverenlerle birlikte müthiş bir çalışma gerçekleştirdik. Bugün tahminimizin çok üzerinde bir rakamla istihdamı e, gerçekleştirmiş olduk ve bugün gerçekten iş camiasında eleman aranmasına rağmen eleman bulunamadığını da görmekteyiz. Dolayısıyla başlatmış olduğunuz bu istihdam seferberliği de amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Bu yine sizlerin liderliğinde ortaya çıkan önemli projelerden bir tanesiydi. Çok değerli bir Cumhurbaşkanım. Bildiğiniz gibi daha önce odamızı 2013 Aralık ayında ziyaret ettiğinizde sizlere bir endüstri bölgesi projesi sunmuştuk ve o zaman kanunu yoktu ve size bunun kanunu yok denildiği zaman bir cümle kullandınız. Bu kanunları biz yaparız. Bu kanunları biz çıkartırız. Siz çalışmanıza devam edin. Ve bu doğrultuda da teklif almaya devam edin. Biz o gün bugün çalışmalarımıza devam ettik ve bu kanunu siz çıkardınız. Bu kanunun çıkmasıyla endüstri bölgesi gerçekten sadece Trabzon'un değil, sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyaya hizmet verecek olan bir endüstri bölgesi. Hinterland'ın Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyetleri, Kafkaslar, İran dahi olan bir Hinterland'da bu kadar sağlam bir güvenilir yatırım alanı hiçbir şehirde yoktur. Bu bakımdan burası bu kadar önemlidir. Bununla ilgili kanunun çıkartılması ve bundan sonra da yatırım programının alınması konusunda size şükranlarımızı sunuyoruz. İş camiasının en büyük arzusu buydu. Bunu gerçekleştirdiniz. Bu gerçekten bölgenin ve ülkenin önünü açacaktır. Tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs> Yine bu konuda Faruk Bakanımızla biraz önce toplantı yaptık. Bütün detaylarını gündeme getirdik. Yol haritasını belirledik ve bu yol haritasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bakımdan önümüz açık. Sizlerin desteklerini bekliyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanım, bildiğiniz gibi şehrimize önemli bir yatırım daha şehir hastanesini kavuşturuyorsunuz. Bu gerçekten şehir adına ve ülke adına sağlık yönünden sağlığın uluslararası standartlara çıkması adına çok önemli bir adımdır. Ülkemizde modern bir sağlığa kavuşma konusunda tesislerimizin şu gün yapılmış olmasına rağmen gelecek 10 yılı, gelecek 20 yılı planladığımız şekliyle şu anda şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu ve gelecekte buna ne kadar insanların şükredeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Bunun maddi karşılığı yoktur. Bu bakımdan atmış olduğunuz bu adım bütün Türkiye'de şehir hastanelerinin ülkenin sağlık politikasını nasıl değiştirdiğini hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı da şükranlarımızı sunuyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanım, bildiğiniz gibi daha önceden gündeme gelen ikinci devlet üniversitesi konumuz vardı. Beklentimiz şudur ki Trabzon'un bir hedefi vardı. 100 bin öğrenci ve öğrenci şehri. Buna ulaşmak için sadece bir devlet üniversitesinden buna ulaşmak oldukça zor. Bu bakımdan geleceğe dönük şehrimizin bir üniversite şehri olması ile ilgili olarak ikinci devlet üniversitesinin acil olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan burada da desteklerinizi bekliyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanım, özellikle ulaşım çok çok önemli. Ulaşım konusunda yapmış olduğumuz araştırmalarda karşımıza çıkan şu ki özellikle şehrimizin geçişi yaz aylarında aşırı derecede tıkanmaktadır. Bunun aşımıyla ilgili her zaman söylenti çevre yollarıdır. Bu çevre yolları süreç içerisinde şunu göstermiştir ki tamamlanana kadar şehir içi yolu haline gelmektedir ve işlevselliğini kaybetmektedir. Bu bakımdan çevre yolu demekten ziyade transit yol olarak bahsederek şehrimizin giriş ve çıkışı özellikle ilk etapta Akçabattan Yomra'ya kadar olan süreçte tünellerle en kolay şekilde Akyazı tünelinde olduğu gibi vadilerden vadilere çok fazla içeri girmeden kısa tüneller şeklinde transit yol yapmak suretiyle en kısa zamanda bu trafik sorununu aşabiliriz. Şu anda oldukça önemli bir sorun. Bu yol tünellerle aşıldığı takdirde transit çalışacağı için paralı yolda olabilir. Yeter ki insanlar zamanında ulaşabildiği yere ulaşsın. Bu tünel olayı belki de sadece Trabzon'a özgün bir yapı. Çünkü arazi yapısından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan çevre yolu olayı ve bahsettiğimiz transit yolu aslında çok çok önemli. Şehri içine girmeden tünellerle Akçabat'tan girip ilk etapta Yomra'dan çıkması ki bu kaynakların verimli kullanılması adına en önemli konudur. Yine ulaşımda özellikle Trabzon-Erzurum yolunun ile ilgili kavşak problemi. Şu anda kavşak inşaatlarımız başladı. Elbette biliyoruz ki yatırımların e, sırasıyla olması gerekiyor ama Erzurum yolu Değermendere kavşağı çok acil bir kavşaktır. E, bunun da programı alınmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Biz şurada gerçekten de şunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Ulaşım yönünden bir havaalanımız var. Havalimanımız şu anda kapasitesinin çok üzerinde çalışmaya devam ediyor. Çünkü biz burada bir turizm hareketi başlattık. Bu turizm hareketini başlatan aslında sizdiniz. Karadeniz bölgesini turizm bölgesi ilan ettiniz. Biz de sizlerin emirleri doğrultusunda çalışmalarımızı ve tanıtmalarımızı özellikle körfez ülkelerinde e, sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz. Bu şekliyle şehrimizde aşırı derecede körfez ülkelerinden gelen turistler var. Ve şu anda Eylül'e kadar şehrimiz turizm yönünden adeta bayram etmektedir. Ekonominin canlanması adına bütün bölge insanı bunu bekliyordu. Şu anda ekonomiyle ilgili en ufak bir sorun şehrimizde hatta bölgemizde yok diyebiliriz. Çünkü turizm ön safhada en öne çıkmış konudur. Bununla ilgili turistlerin direkt gelmesi konusunda Körfez ülkelerinden sadece Suudi Arabistan'dan iki tarifeli uçak, dört tane de charter var. Suudilerle yapmış olduğumuz buradaki toplantılarda onların bize ilettiği direkt seferlerin arttırılması. Türk Hava Yolları'na bir talimat verirseniz direkt seferlerin artmasıyla birlikte ya da özel sektöre yönlendirmenizle birlikte biz bu konuda fazlasıyla turizm hareketini şehrimize kazandırmış olacağız. Tabi burada önemli bir konuda Sayın Cumhurbaşkanım şudur. E, bizim hava havaalanındaki iç hatlar terminalimiz şu anda kapasitesinin yaklaşık yüzde 65 üzerinde. Terminale ihtiyacımız var aşırı derecede. Dış hatlar şu anda idare edecek durumda. Bu konuya da e, özellikle dikkat edilirse ve bildiğiniz gibi Yine kaynakların verimli kullanılması, çok fazla bir yatırıma girmeden mevcut pistin yanına ikinci bir pist yapılabilirse e, ileride başımıza gelecek olan bazı olumsuzluklar ki kapanma gibi tehlikeler ortadan kalkmış olur. Kısa zamanda da ikinci pistin harekete geçmesi ve parkların da daha fazla artması gördüğünüz kadarıyla alanımız çok e, hareketli. Bu bakımdan geleceğe dönük şehrimizin turizm potansiyelini karşılayacak durumda olacağını söyleyebiliriz. Bunlar sizlerin bir talimatına bağlı. Bu konuda da daha önce vermiş olduğunuz talimatla teknik çalışmalar devam ediyor belli bir yere kadar geldi. Ama sonuçlandıracak olan sizlersiniz. Bu bakımdan son olarak da şunu hatırlatmakta yarar var. Konular çok ama az ve üzerine durmakta yarar var. Turizm yönünden gerçekten ekonomi canlandı, canlanmaya devam ediyor. Belli bölgelerde alınması tedbirler var. Onlar Sayın Bakanımızla birlikte sürekli görüşüyoruz. Bu bakımdan onlara belli kısmında biz buradan hallediyoruz. Sayın Bakanımızın e, yukarıdan desteği bizim buradaki katkı e, desteklerimizle şehirle birlikte bu hareketleri sürdürüyoruz. Bu bakımdan ben e, bugüne kadar yapmış olduğuna şehrimiz adına tüm desteklerden dolayı sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle Sayın Süleyman Soylu Bakanımızı bizim bakanımız yaptınız ve bakan olduğu günden beri gerçekten şehir adına bütün çalışmaları sürdürüyor. Anında her şeye erişiyor. Ben burada kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer taraftan Berat Albayrak Bakanımızı sürekli takip ediyoruz. Gerçekten performansın üzerinde bir performans gösteriyor. Özellikle enerji konusundaki attığı adımlar, takdire şayan adımlar. Ben kendisini kutluyorum. İnanıyorum ki öne açık, hayırlı uğurlu olsun bundan sonraki çalışmaları. <laughs> Diğer taraftan özellikle Faruk Bakanımız bugün geldi, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımız. Yatırım adasının gerçekleşmesi konusunda kendisinin meslekten olması nedeniyle konunun çok fazla bilincinde hareket etmek suretiyle bu kanunun çıkartılmasında çok büyük katkısı oldu. Bu kanunun çıkartılmasında Süleyman Soylu Bakanımızın çok büyük katkısı oldu. Berat Albayrak Bakanımızın çok büyük katkısı oldu. Tabi en üstte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bunların hepsi oldu. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer taraftan bizim bakanımız Osman Bakanımız diyelim eee geçmişten beri çok eski dostumuz, Gençlik ve Spor Bakanımız, kendisini de bakanlığından dolayı kutluyorum. Bugün toplantımıza katılan Faruk Bakanımızı ve Ayati Bakanımızı da burada görüyorum. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki gelecekte Trabzon'la ilgili projelerin hayata geçmesinde Sayın Cumhurbaşkanım gereğini yapacaksınız. Yapmaya devam ettiğinizi biliyoruz tüm bakanlarımızı ve emeği geçen herkesi kutluyor. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Suat Hacı Salihoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü'yü kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Trabzon'da yapacağımız endüstri bölgesi için bugün burada görüşmeler yaptık. Güzel kararlar aldık özellikle oda başkanımız konuya son derece vakıf. Ee, biz bu endüstri bölgesinin e, ekonomik ölçeğinin büyük ölçekte olmasını arzu ediyoruz ve coğrafi şartların müsaade ettiği en geniş e, ölçüde olmasını e, istiyoruz. E, Türkiye'nin sıçrama yapabilmesi için e, kendi teknolojisini üreten bir sanayi yapılanmasına e, ihtiyaç ihtiyacı var. E, bunun için de limanlara entegre büyük ölçekli mega endüstri bölgelerine ihtiyaç var. Bu projeye sadece denizin doldurulması ve bir OSB kurulması olarak bakılmaması e, gerektiğini e, düşünüyoruz. Bu e, mega endüstri bölgesi dediğimiz yatırım adası e, projesinin e, projesinin coğrafi şartların müsaade ettiği ee, en büyük alanın tespit edilerek hayata geçirilmesini e, planladık, planlıyoruz. Ee, burada endüstri bölgeleri konseptinde dolgu işlemleri devlete ait olacak. Biz dolduracağız. Ee, yatırımcılar, e, sanayicilerimiz e, uluslararası ölçekte bir proje olacak. E, onlar sadece yatırımın yapılması ve işletme sermayesine sermayelerini harcayacaklar. E, ve e, bu bölgede Sadece bir endüstri bölgesi değil, arge merkezleri olacak, lojistik merkez olacak, liman olacak. Bizim tek isteğimiz bunun master plan ve projesinin hazırlanmasında kaynak sıkıntısı olmadan çok güzel bir proje yapılması. Bunun için de ticaret ve sanayi odamızın gerekli masraflardan kaçılmamasını arzu ediyoruz. Efendim saygılarımı arzu ediyorum. Saygılarımla. Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası programını katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşkililerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası'nın kıymetli yöneticileri, değerli iş adamları, sevgili hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cumartesi gecesinden beri Atayurdum'da, Karadeniz'imizde hem kardeşlerimle kucaklaşıyor, hem de çeşitli yatırımları bizzat yerinde inceleyerek gelişmeleri takip ediyorum. Önceki gün Rize'deki üniversitemizin bölgemizin mimarisine göre yapılan lojman inşaatlarını yerinde gördük. Ardından kendi alanında inşaat tekniği bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alacak olan Rize Artvin Havalimanındaki çalışmalarla ilgili briefing aldık. Dün önce Sarp sınır kapısına gittik. Ardından Oit tüneli inşaatında incelemelerde bulunduk. Sonra da AK Parti Rize genişletilmiş İl Divanı toplantısına iştirak ettim. Bugün de programımıza Beşik Dağı'nda başladık. Ve ilk düzü belediyemizin yapmakta olduğu teleferik bu çalışmaların şöyle yerinde bir inceleyelim istedik. Maşallah ciddi bir mesafe alınmış. Bunu gördüm. Ve bu çalışmalar kısa zamanda bitince de inanıyorum ki Beşikdüzü çok daha farklı bir çekim alanı oluşturacak. Beşikdüzü'nde vatandaşlarımızla kucaklaştık. Coşkulu bir gerçekten miting oluştu. Şimdi de sizlerle bir aradayız. Buradan sonra AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısına katılacağım. Ardından da il başkanlığımızı ziyaret ederek tekrar Rize'ye ana baba ocağıma döneceğim. Yarın da inşallah Giresun'a gidecek. Oradaki kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Toplu açılış törenleri yapacağız. Ve Karadeniz güzel tabiatı, güzel insanlarıyla her gelişimde benim için adeta bir motivasyon, bir enerji kaynağı oluyor. Nice doktorlara bedel yaylalarıyla ancak kendisine aşkla bağlı olanların dilini anlayabildiği deniziyle hepsinden önemlisi eşi benzeri bulunmaz insanlarıyla Karadenizi sevmeyenin gönül pınarı kurumuş demektir. Biz Karadenizi seviyoruz. Biz 81 vilayetiyle tabii ki tüm Türkiye'yi seviyoruz. Biz mazlumları, mağdurları, garipleriyle bölgemizin tamamını seviyoruz. Biz tüm insanları seviyoruz. Onun için de yönetim felsefemizi insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesiyle muşahhas hale getiriyoruz demokraside ve ekonomide attığımız her adım, insanımızın hayat kalitesini yükseltme, özgürlük alanını genişletme, geleceğini güvence altına alma amacı taşıyordu. Geçtiğimiz 15 yılda hamdolsun bu doğrultuda çok önemli misafeler kaydettik. Şimdi çok daha büyük hedeflere doğru yürüyoruz. 2011 yılında Partimizin programına derc ettiğimiz bir süre sonra da hükümetimiz aracılığıyla devletimizin resmi kalkınma programı haline getirdiğimiz 2023 hedefleri işte bu amaca yöneliktir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru ilerlemesinde en büyük katkının inşallah Karadeniz'den geleceğine inanıyorum. Değerli kardeşlerim, Trabzon ticareti, sanayisi, sosyal yapısı ve beşeri zenginliğiyle bölgesine liderlik, ülkesine katkı yapma konusunda oldukça eskilere dayanan birikim sahibi bir şehrimizdir. Ülkemizin en eski sanayi ve ticaret odası İstanbul'dur. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ise İstanbul'dan sadece 2 yıl sonra 1884 yılında kurulmuştur. Bu mazi önemli bir derinliktir, önemli bir zenginliktir. Bu kadar eski bir ticaret ve sanayi geçmişi olmasına rağmen Trabzon nüfusunun 3'te ikisinin hala tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor olmasını Doğrusu ben biraz manidar buluyorum. Böyle tarihi bir birikimi ve böyle büyük bir potansiyeli harekete geçirmekte zorlandığımıza göre burada bir sıkıntı var demektir. Şehrimizin geçtiğimiz yılki ihracatına şöyle bakıyorum. 1 milyar 341 milyar dolar. Bu rakam Trabzon'a yakışır mı? Yakışmaz değil mi? Şimdi o zaman yakışanlı yapmamız lazım. Hani bir işin aslından arta kalan kısmı manasında elinin kiri derler ya. Bu ihracat rakamı da Trabzon'un elinin kiri bile değildir. Biz Trabzon'dan çok daha fazlasını bekliyoruz. Türkiye'de ekonomi bir ileriye gidiyorsa Trabzon'un iki, üç, dört ileriye gitmesi lazım. Bunu bekliyorum. Çünkü potansiyel buna müsait. Trabzon Sanayi ve Ticaret Odamızın taleplerine bakıyorum. Endüstri bölgesi yatırım projesi istiyorsunuz. Şehir hastanesinin ve üniversitenin ikincilerini istiyorsunuz. Havalimanımızın genişletilmesini ve modernize edilmesini istiyorsunuz. Güney çevre yolunun eksik kısımlarının tamamlanmasını istiyorsunuz. Turizm destinasyonlarının artırılmasını talep ediyorsunuz. Biz de i̇şte bu şekilde uzayıp gidiyor. Biz bunları yapmaya varız. Ama şimdi soruyorum. Peki siz bu talepler karşılığında bize ne taahhüt ediyorsunuz? Öyle mi? Bunu da yapmamız lazım. El ele vereceğiz. Dayanışma halinde olacağız. Bu işi başaracağız. İşte bundan kısa bir süre önceydi bir emiri Enerji Bakanım'la beraber aldık helikoptere. Tam kar mevsimi. Şöyle bütün bu dağları onunla beraber dolaştık. Ya dedi buralarda bir şeyler yapamaz mıyız? Dedim, niye dedim ki? Ya, beraber yapalım işte. Kayak merkezleri ne istiyorsan yapalım. Oteller şu bu filan yapalım. Tabi Lafını yaptık. İşin icraat safhası var ayrı. Temenni ederim ki icraatı da olur. Çünkü bunlar bu işe müzayif. Mesela ihracatı şöyle bir 5 milyar dolara çıkarmayı iki ağa yan yana taahhüt ediyor musunuz? Tamam dediler. şehrimizin 2,6 milyar dolarlık vergi gelirini 2-3 katına çıkarmayı taahhüt ediyor musunuz? Eyvallah dediler. <laughs> Sosyal güvenlik sisteminde kayıtlı 187 bin olan çalışan sayısını katlayarak artırmayı taahhüt ediyor musunuz? Elbette devletten yatırım beklemekte de hakkınızdır. Hem bunu yapacağız, hem yatırımları yapacağız. Niye? Türkiye 81 vilayetiyle bir anda büyümek durumundadır. Büyüyecek. Şehir olarak bölgemize ve ülkemize nasıl bir katkıda bulunduğumuza da tabii ki bakmamız gerekiyor. Türkiye yürürken... Trabzon yerinde durursa olmaz. Tam tersine beraber koşmamız lazım. Kardeşlerim son üç yıldır hem terör hem de ekonomi özellikle çok yoğun saldırı altında olmamıza rağmen ülkemizi yeni bir yükseliş trendine sokmayı başardık. Terörle mücadelede çok iyi bir noktaya ulaştık. Bölücü terör örgütünü adeta eylem yapamaz hale getirdik. Elhamdülillah. Tarihimizin tarihimizin en büyük ihaneti olan FETÖ'cülerin darbe girişimini milletimizle birlikte akamete uğrattık. Bazen böyle geliyorlar yanımıza ya benim oğlumun suçu yok benim oğlum tertemiz aldılar götürdüler yok şöyledir yok böyledir ya oğlunun çevirdiği fırıldaklardan haberi yok hiç kimse kalkıp da ben FETÖ'cüyüm benim Pensilvanya'da bir tanrım var demiyor ki öyle inanmış. Ne diyor? Bize şah damarından daha yakın. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bize Allah'tan başka şah damarından daha yakın olan bir güç yok. Görebilir. O bir şarlatan ya. Bir şarlatan için bu yakıştırmayı yapıyorlar. Neler yaşadı bu ülke ya? 40 yıl buna hazırlandılar. 40 yıl dertleri neydi? Bu ülkeyi devirmekti. Bu ülkeyi yıkmaktı ve bu ülkeyi ele geçirmekti. Ama Allah'a hamdolsun Milletim çağrımıza anında cevabı verdi. Döküldü caddelere, meydanlara, sokaklara ve bu ahlaksızlara, bu alçaklara Ülkeyi teslim etmedi. F-16'lardan yılmadı. Tanklardan toplardan yılmadı. Ölümü korkuttu. Ölümün üzerine gitti. Şehadete inandı. Ve gerçi 250 şehidimiz oldu ama hamdolsun milletimizde 80 milyonun oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve 2193 Gazi'mize de Rabbim'den şifalar diliyorum. Ayrıca şimdi yeni bir şey daha var tabii. Nedir o? Üzerimize salınmaya çalışılan de da biz fırsat vermedik. Onunla da gerek yurt içinde yurt dışında hamdolsun tüm güvenlik güçlerimiz çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Bunlar Müslüman filan değil. İslam'la bunların alakası yok. Bunlar sadece İslam'ı istismar eden neydi belirsizlerdir. Onlara da Allah'ın izniyle bu topraklarda fırsat vermeyeceğiz. İnşallah. Diğer terör örgütlerine de nefes aldırmıyoruz. Suriye'de sahnelenmeye çalışılan terör devleti oyununu bozduk. Irak'ta benzer çabalar var. Onları da bozmakta kararlıyız. Aynı şekilde ekonomi alanında tüm göstergeler yükselişi, gelişmeyi, ileriye doğru gidişi işaret ediyor. İyi yoldayız. İyi yoldasınız. Daha iyi olacak. Bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde beşlik büyüme oranını yılın sonuna kadar sürdüreceğimize inanıyorum. İhracatta geçen ay itibariyle yıllık bazda 150 milyar doları geride bıraktık. İnşallah bunu daha da artıracağız. İstihdamda işsizliği yeniden tek haneli rakamlara indirdik. İşte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde kardeşlerinde biliyor. Orada bir çağrı yaptık ve bu çağrıyı yaptığımız andan itibaren dedik ki en az bir ama bir yeterli değil dedik. Ne olur yani herkes yanına üç tane beş tane daha kendi potansiyeline kapasitesine göre eleman alsa dedik. Ve alınan bu elemanlarla birlikte bir anda hamdolsun bir milyon altı yüz bine filan istihdam alınan elemanlar ulaştı. Ve şimdi tek haneli rakama ne oldu işsizlik düştü. Bu güzel bir gelişme. Güzel bir gelişme. Merkez Bankası'ndaki döviz rezervimiz 107 milyar dolar gibi hiç de fena olmayan bir seviyeyi yakaladı. Yatırımlarda gözde görülür bir kıvırdanış var. Borsa İstanbul peak yaptı. Tarihinin rekorlarını kırıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan rüzgar enerjisi ihalesiyle 1 milyar dolarlık bir yatırımı ülkemize kazandırdık. Ve inşallah Rüzgar enerjisinde üretim başladığı andan itibaren enerji fiyatları ne olacak? O da aşağı doğru inecek. Artık kaynakları çeşitlendiriyoruz. Tek tip kaynak yok. İşte bakıyorsunuz hidroelektrik santraller, termik santraller, öbür tarafta rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, bütün bunlarla beraber artan bir çeşitlilik var. Geçmişte böyle bir durum söz konusu değildi. Ama şimdi bu kaynaklar artıyor. Arttıkça da hamdolsun bunların fiyatları daha da düşecek. Hem dışarıda hem de içeride birileri ısrarla ülkemizin aleyhine çalışmaya devam etse de turizmde kayıpları telafi etme yönünde bu yıl ciddi bir mesafe aldı. İşte ana muhalefetin başındaki zat bir Alman dergisine Türkiye'nin gidilmeyecek yer olmasından bahsediyor. Tabi üzerlerine girilince de bu sefer biz öyle bir şey demedik filan. Bütün kayıtlar ortada. O dergi ortada. Kimi aldatıyorsun ya? Kimi aldatacaksın? Zaten sizin hayatınız bu. Akşam başka, sabah başka. Dürüstlük yok. Dürüstlük yok. sizi aldatmanız mümkün değil. Onlarla beraber hareket ediyorsunuz. Önümüzdeki dönemlere dair öncü ekonomik göstergeler de oldukça olumlu bir seyir ortaya koyuyor. Hükümetimiz tarafından hayata geçirilen birçok teşvik paketleriyle genç girişimcilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımıza işini büyüterek istihdam üretmesi noktasında heyecan veriyoruz. Ve ticaret erbabından uluslararası yatırımcılara kadar her kesime çok önemli destekler verdik vereceğiz. Bu teşvikler aynı zamanda piyasada nakit sıkışıklığının azaltılmasına da önemli katkıda bulunuyor. Tabii piyasaya asıl finans desteği sağlaması gereken kurumlar kimler? Bankalar. Ama bankalar rahat durmuyor. Niye? E bakıyorsun, hala biz faizler düşmesi lazım diyoruz. Bankalar ise vatandaşın oraya yatırdığı paraları kendisi için adeta bir soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor. Kendi parası değil. Vatandaşın oraya emanet ettiği para ve o bunu kalkıyor, kendisi acımasızca yüksek faizle kendisine bir rant aracı haline çeviriyor. Ama ben inanıyorum ki gerek merkez bankamız, devlet bankalarımız bu konuda kararlı adım atmak suretiyle inşallah bu işi aşağı çekeceklerdir. İnşallah. İnşallah. Geçtiğimiz yıl çektiğimiz onca sıkıntının sonunda Türkiye yüzde 2,9 büyürken bankalar bakın bu çok önemli yüzde 40 civarında kar artışı elde etmişse burada bir sorun var demektir. Hale bak yüzde 40. Üstelik bu yıl bankaların kar oranlarını neredeyse ikiye katladıkları görülüyor. Bu bir felaket ya. Ve bu para bunların cebinden çıkmıyor. Kendi öz sermayeleri değil. Biz kimseden zararına bir iş yapmasını istemiyoruz. Ancak bankalardan kredi şartlarını ve faiz oranlarını makul seviyelerde tutarak ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlamalarını beklemekte hakkımızdır diye düşünüyorum. Bunu hep beraber yapıyoruz. Parayı değerli kılan bankaların kasasında yatması değil esnafın, sanatkarın, girişimcinin tezgahında bulunmasıdır. Şayet bankacılık sektörü piyasayı fonlama konusunda biraz daha cesaretli olursa ekonomideki yükselişimiz ne yapacaktır? Hızlanacaktır. En azından tüm göstergelerin olumlu yönde seyrettiği şu dönemde bankacılık sektöründen bu yönde güzel haberler beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Yarın gazeteler bunu yazar. Trabzon'dan da tüm güzel gelişmelere uygun bir büyüme performansını inşallah bundan sonra bekliyoruz. İnşallah. Değerli kardeşlerim, Türkiye güvenlik ve ekonomi konusunda tarihinin en büyük imtihanlarından birini verirken maalesef içimizdeki bazıları bu mücadeleye adeta karşı tarafın saflarında katılıyor. Az önce söyledim, bir daha üzerinde durmayacağım. İşte Almanya'daki bir dergi meselesi. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de şu anda hiç kimse için güvenlik garantisi yok. Ne can, ne mal güvenliği. Ya bunu nasıl dersin? Ankara'dan yola çıkıyorsun. Ta İstanbul'a kadar gidiyorsun. 29 gün. Bu devletin polisi seni yollarda güvence içerisinde tutuyor ve İstanbul'a kadar seninle beraber yürüyor. Niye? Yani güvenlik nedir? Ya bunun dersini veriyor. Ayıptır ya. Böyle bir ülkenin güvenlik güçlerine bu hakaret yapılır mı? Böyle bir devlete bu hakaret yapılır mı? Sözde adalet yürüyüşü ya de adalet diye bir şey yok ki ya sende adalet varsa önce İzmir Belediyen işçilerin hakkını vermiyor. Git senin adaletini temin et. Şişli Belediyesi aynı şekilde bunları yapıyor. Git onların adaletini ver. Şişli şu anda çöpten geçilmiyor. Niye? Adalet yok. Ücretlerini doğru dürüst ödeyemiyorsun. İzmir hakeza öyle. Hadi adalet burada işte hallet. Halledemiyor. Niye? Ya yok böyle bir dertleri bunların. Yok. Kendi ülkesine böylesine karalayan bir kişi maalesef bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanlık koltuğunda oturuyor. Peki ben diyorum ki bu zata şu soruyu sormak lazım. Ya siz bu ülkede yaşamıyor musunuz? Bugüne kadar kim sizin canınıza, malınıza, namusunuza, haysiyetinize tasallutta bulundu da devlet seyirci kaldı. Ya şunu bir söyle be. Bu devlet değil mi 24 saat sizi koruyan? Hukuk devleti sınırları içinde yapılan hangi faaliyetiniz engellendi? Ne yaptınız da dur dendi? Hatta terör örgütleriyle ilişkileri sebebiyle yargılanan kişileri desteklemek için Ankara'dan İstanbul'a giderken onlarla kol kola yürümedin mi? Teröristler yanındaydı ya. Tabii bu zatın karın ağrısı başka. Partisinin Türkiye'nin yakın zamanda gördüğü en büyük ihanet suçlarından biri olan MİT tırları davası ile ilgili suçu sebebiyle cezaevine giren milletvekilinin durumu Kendisi rahatsız ediyor. Ne diyordu? Bütün kayıtlarda var. Devletimizi yıkmaya yeltenenler olursa tankların önünde ben dururum, tankın üzerine ben çıkarım. Peki Atatürk Havalimanı'nda tanklar orada dururken, bütün millet orada dururken sen niye oradan hemen bakıp diyor verdin? Adamların gitti hemen o tankların başındakilerle görüşmeleri yaptılar. Ondan sonra da sen Bakırköy'e geçtin. Belediye başkanının evine misafir oldun. Güzel kahveler demlendi, geldi. Çay demlendi, geldi. Orada kahveler, çam hepsi. E ne yaptın ondan sonra? Kendini ifade ettin. Oradan izledim diyorsun. Oteller kapalıydı. Oradan izledim diyor. Fakat biz elhamdülillah bizi bekleyen vatandaşlarımıza ulaştık ve vatandaşlarımızla beraber ertesi gün öğle vaktine kadar havalimanında durduk. Bütün darbe girişimini def ettik. 16 saatlik bir süreçti ve ondan sonra da atılması gereken adımlar atıldı yola devam etti. Değerli kardeşlerim, tabi sorun bir milletvekilinin hapiste bulunması sorunu değil. Sorun bu işin ucunun nerelere varabileceğini biliyor olmasıdır. Yargı terör örgütlerine destek verenlere yönelik soruşturmasını genişlettikçe bunlarda korku artıyor. Çünkü kabahatlerinin farkındalar. Ama korkunun necele faydası yok. Şayet terör örgütleriyle karanlık ilişkiler içine girmişlerse adalet önünde bir defa bunlar bu hesabı verecekler. Değil Türkiye'ye husumetleriyle maruf yabancılarla şeytanla bile işbirliği yapsalar ülkemize ve milletimize karşı işledikleri suçların hesabını vermekten kurtulamayacak. Ne zaman ki kendisine böyle bir soru yönelten yabancı gazetecilere ne münasebet. Türkiye herkesin can ve mal güvenliğinin devletimizin güvencesi altında olduğu bir ülkedir cevabını verirse işte o zaman hak ettiği saygıyı görür. Bunun için çok çalışması gerektiği açık. Bu süreçte ilk olarak da ana muhalefetin başındaki zata Rabia'yı öğrenme ödevi veriyorum. Bunu öğrenmesi lazım. Rabia'nın anlamının tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olduğunu öğrenene kadar cezalı. Bunu öğrenmesi lazım. Ne diyor? Bu işaret bir terör örgütünün işaretiymiş. Vah ya terör örgütünün işaretleri sizde ya. Sizde. Ve bu tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlette de bizim manifestomuz. Tek millet derken 80 milyon Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Arnavuduyla, Boşnağıyla, 80 milyon biz tek milletiz. Tek bayrak bizim bayrağımız belli. Şehidimizin rengi rengi. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehitlerimizin ta kendisi. 3 tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Güneydoğu'da, doğuda birileri gelecek operasyon yapacak. Yok öyle şey. Gabarda da, Cüdi'de de, Tendürek'te de, Dağda ileri, Kandil'de de bunların beynine beynine biniyoruz, bineceğiz. Bineceğiz. Bu topraklara kim saldıracak olursa, bizim insanımıza kim musallat olursa bedelini anında ödeyecektir. Nitekim ödettik. İşte hatırlayın Diyarbakır'da 53 kişiyi. Hatırlayın Gaziantep'te 50'yi aşkın vatandaşlarımızı. Onlara yaptılar ama bedelini ağır ödediler. Bundan sonra bu işler daha da ağır olacak. Şaka bir yana. Ana muhalefetin başındaki zatın asıl gölgelemeye çalıştığı Adeta gövdesini siper ettiği hususun FETÖ'cülerin akıbeti olduğu açıktır. Siyasette yalan söyleme, söylediğini inkar etme işinde bu zatın oldukça mahir olduğunu kendi tecrübelerimizden biliyoruz. Mahkemelerdeki FETÖ'cüler de onun izinden gidiyorlar. Elinde silahla ateş ederken görüntülenen adam neredeyse bu silahı kim tutuşturmuş elime edasıyla ifade veriyor. Bu kadar garip şeyler var ya. Akıncı'da üniformalı generallerin selam durduğu kişi arsa bakmak için orada bulunduğunu söylüyor. Yine darbecilerle birlikte yakalanan bir başkası sosyal bir etkinlik için oraya gitmiştim diyor tüm gece genel kurmaydaki darbecileri organize eden bir başkası gözümüzün içine baka baka odamdan hiç çıkmadım diyor. Hatta işlerinden darbeyi önlemek için oraya gittiğini, terörle mücadele amacıyla silah kuşandığını, terör saldırısını engellemek için tanklarıyla, uçaklarıyla, helikopterleriyle harekete geçtiklerini söyleyecek kadar zıvanadan çıkanlar oluyor halbuki mızrak çuvala sığmıyor. Ayan beyan her şey ortada. Savcılarımız tüm tespitlerini yapmışlar. Hakimlerimiz önlerindeki dosyalarda bulunan belgeler sayesinde tüm gerçekleri görüyorlar. Mahkemede masal anlatanlar nasıl bir dünyada yaşıyor bilemeyiz ama Milletimiz bunların hepsini de gönlünde zaten Rabbimizin ifadesiyle belhum edal sıfatına mahkum ediyor. Şimdi mahkemelerimizin milletimizin hissiyatını hukuk içinde hayata geçirmesini bekliyoruz. Biliyorum fazla vakit yok. Çok kısa zamanda bu kararlar arka arkaya inşallah gelecek. Hadi FETÖcü hainler ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki şarlatana sattıkları için Alamut Kalesi benzeri kendi elleriyle inşa ettikleri bir hayal aleminde yaşıyorlar. Hadi PKK'lı bölücüler en çok parayı kim verirse onun kiralık katili haline dönüştüler. Hadi savcıları vurmakla polislere saldırmakla övünen bir terör örgütü kendi ideolojik saplantısı içinde çırpınıp duruyor. Peki onlarla aynı yolda ilerleyen ana muhalefetin başındaki zata ve kendisini destekleyen güruha ne oluyor? Türkiye'ye ihanet yarışması açıldı da bizim mi haberimiz yok? Türk milletine en büyük ihaneti kim yaparsa büyük ödül ona vaat edildi de biz mi duymadık? Bu gönüllü mankurtluk dalgasına kapılıp gidenler kendilerinin ve evlatlarının geleceklerini de tehlikeye attıklarını acaba görmüyorlar mı? Terör örgütleri ağzıyla konuşanlar, teröristlerin can siperhane savunucusu kesilenler bu işin sonunun nereye varacağını hesaplamıyorlar mı? Bizim tek milletimiz parçalandı, tek bayrağımız indiği, Tek vatanımız bölündüğü, tek devletimiz yıkıldığı zaman kimsenin kendisini bu kıyametten uzak tutamayacağı belli değil mi? Öyleyse Türkiye'nin içinden geçtiği şu kritik dönemde herkes aklını başına alsın. Sıfatı, görüşleri, tercihleri ne olursa olsun her vatandaşımız ülkesinin ve milletinin geleceğini kendi günü birlik çıkarlarının üzerinde tutmak zorundadır. Aksi takdirde milletimiz ve tarih adalet önünde hesap veren hainler gibi bu gafilleri de affetmeyecektir. Türkiye geçtiğimiz 15 yılda içerideki ve dışarıdaki tüm bu olumsuzluklara rağmen büyüdü, gelişti, bugünlere geldi. İnşallah Önümüzdeki dönemde de yine bunlara rağmen hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz, kardeşlerim. Ne olur yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Gerisi. Çok kolay. Bu duygularla bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabii bu arada doğalgaza kavuşacak ilçelerimiz var. Onun da bir yerde müjdesini vereyim. Bu yıl içerisinde inşallah Hayrat, Sürmene, Araklı, Arsin Organize Sanayi Bölgesi, Yomra, Akçaabat. 2018 İçinde de Maşka 2019'da Vakfı Kebir Beşikdüzü. Ve böylece inşallah Trabzon'da da doğalgaz olayı süratle yaygınlaşmış olacak. Trabzon Sanayi ve Ticaret Odamızın faaliyetlerinin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve Zatı Devletleri'ni bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Gün anısına hediye takdimimiz olacaktır. Hediyelerini takdim etmek üzere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Suat Hacı Salihoğlu ve yine Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şadan Eren Beyefendi. Buyurunuz lütfen. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor. Kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz.